Gerçek kurtuluş ancak cehaletin ortadan kaldırılmasıyla olur. Cehalet kaldırılmadıkça toplum yerinde kalıyor demektir. Yerinde duran bir şey ise geriye gidiyor demektir. Mustafa Kemal Atatürk. Türk milleti tarihinden ders çıkarmayı bilmez. Bilseydi şu an bu halde olmazdı. Bugün Ermeniler ve Yunanlılar uydurdukları sahte soykırım masalları ile milletimize iftira etmeye devam ederken Türk milleti kendisine yapılan soykırımları unutuyor. Gördükleri işkenceleri hatırlamıyor. Başına gelenlerden ders çıkarmıyor. Tarih tekerrür etmesin ve belki ders çıkarırsınız diye Türklere yapılan soykırımlardan birini anlatacağım. Videoda kullanılan görseller sizi rahatsız edebilir. Başımıza gelen işkenceler hassas midelerin kaldırabileceği cinsten değil. Müsaadenizle Kurtuluş Savaşı sırasında yaşanan Yalova katliamından bahsedeceğim. Yunan ordusu İzmir'i işgal ettikten sonra hedefini doğuya doğru çevirdi ve ilerlemeye başladı. Yol boyunca karşılaştıkları tüm Türk köylerini yakıp yıktılar ve insanları katlettiler. 1921 yılının Nisan ve Mayıs aylarında da Yalova'yı işgal ettiler. Tüm şehri ve köyleri yıktılar, bölgedeki kadınları tecavüz ettiler ve erkekleri katlettiler. İngiliz ve Fransız raporlarında bu katliamlar açıkça belirtilmiş ve kanıtlarıyla sunulmuş. Onlara geçmeden önce katliamların ciddiyetini sizlere şu görselleri ve göstermek istiyorum. Bu resimde Ahmet Efendi'nin eşi Fatma Hanım'ı görüyorsunuz. Yunan ordusu tarafından süngü ve yaralanmış fakat Türk ordusu tarafından kurtarılmış. Yine de hayatının geri kalanını bu yara izini taşıyarak geçirdi. Fransız kaynaklarından bir örnek. Narva köyünde Yunan ordusu tarafından kafası parçalanmış yaşlı bir adam. Bu fotoğraf da Fransız arşivlerinden. 13 yaşındaki Hayriye'yi Yunanlılar tarafından tecavüz edilmiş ve ağzında el bombası patlatılmış. 9 yaşındaki Dursun. İki evi de kesilmiş ve aç bırakılmış. Hayatının kalanını sakat olarak geçirmiş. Bu gördüğünüz 4 hanım Yunan ordusu tarafından hem tecavüze uğrayıp hem de sakat bırakılan kadınlarımızdan sadece birkaçı. Bu gördüğünüz çocuk Yunan ordusunun Kapaklı köyüne yaptığı saldırı sonucunda yaralanıp ölen çocuklardan sadece biri. Düzenli olarak tecavüze uğrayıp aklını kaybetmiş bir kadın. Yunan ordusu tarafından saldırıya uğramış bir çocuk daha. Katliamlardan sağ olarak kurtulmayı başarmış bir grup çocuk ve ailesi katledilmiş iki yetim. Yalova'nın Kocadere köyünde tüm erkekler milli mücadeleye katılmak için köyü terk etmişti ve köyde sadece kadınlar, çocuklar, sakatlar ve yaşlılar kalmıştı. Yunan ordusu bu köye girdiğinde köy halkını büyükçe bir eve toplamışlar ve evi ateşe vermişlerdi. Köy halkının kalan kısmını ise denizde boğdurarak toplam 830 kişiyi katletmişlerdir. Bugün Yalova'nın Kocadere ilçesinde resimlerde gördüğümüz şekilde bir şehitlik bulunmaktadır. Tabii bu tarz katliamlar sadece Yalova'da da yapılmadı. Yunan ordusu geçtiği tüm topraklarda insanları katletmeye ve köyleri yakıp yıkmaya devam etti. Misal, Aydın'ın Karatepe köyüne girdiklerinde evlerdeki insanları vurarak öldürmeye başladılar. Mermi israfından kaçınmak için kalan köyleri Sarıahmetler ve Sekiyurt camilerinde topladılar. Camileri kurşunladılar ve daha sonuna da benzinle ateşe verdiler. Bu katliamda en az 150 Türk'ün öldüğü biliniyor. Yine bir şehitlik Karatepe'de bizleri gösterdeki şekilde karşılıyor. Bu şekilde daha çok fazla köy yakılıp yıkıldı ve insanlar öldürüldü. Kaynaklara göre sadece Yalova'da 42'den fazla köy kullanılamaz hale geldi, insanları öldürüldü. İnternette kısa bir araştırma ve listesine ulaşabilirsiniz. Size şu ana kadar verdiğim tüm bilgiler İngiliz ve Fransız kaynaklarından alınma. Bunların dışında İtalya konsolosu Miazzi, Yunanlıların 60 kadın ve çocuğu katlettiği bir köyü ziyaret ettiğinde rapor etmiş. Sonra Fransız konsolosu Kaptan Cocker da bu bilgiyi doğrulamış. Yani taraflı bir bilgi vermiyorum sizlere. Ama size taraflı bir bilgi vermemi istiyorsanız Osmanlı hükümeti, yani İstanbul hükümeti o zamanki, Yalova'da yaşanan bu katliamlarda, ki onlar katliam olarak adlandırmıyor,
Ölü, kayıp ve yaralı sayısını sadece 35 olarak belirlemiş. Cumhuriyet kaynaklarımıza baktığımız zaman 5500 ile 9900 arasında bir tespit var. Ki bu da pek doğru sayılmaz. Çünkü çok fazla insan kayıp. Bu sadece 9900 ölü sayısı. Kayıp çok fazla insan var. Sizlere biraz da İngiliz ve Fransız kaynaklarında geçen bilgilerden bahsetmek istiyorum. Kızılaç'ın hazırladığı bir raporda şöyle yazıyor. Belirgin ve düzenli bir yöntemle köylerin imhası takip edilmiş görünüyor. Türk köylerini ve Müslüman nüfusu imha etmek için sistematik bir plan var. Bu plan Yunan talimatları altında Rum ve Ermeni çeteleri tarafından yürütülmektedir ve hatta bazen düzenli birliklerin yardımıyla. Biraz da Türk kaynaklarına bakalım. Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ve tetkik heyeti adı altında bir heyet kuruldu ve amaçları Batı Anadolu'daki Yunan yıkımını rapor haline getirip sunmakta. Yazdıklarım raporda şu maddeler yer alıyor. Madde 32. Alevler içinde kalan mahalleden kaçmaya çalışan kadın, erkek, çocuk, Türklerin büyük bir kısmı mahalleyi şehrin kuzey kısmına bağlayan bütün yolları tutan Yunan askerleri tarafından sebepsiz olarak öldürülmüşlerdir. Madde 40. Aydın vilayetinin Yunan kuvvetleri tarafından işgali, mahsul ve mülk bakımından büyük maddi hasarlar yaratmıştır. Şunu da belirtmem gerekiyor ki tüm bu katliamlarda tek sorumlu kesinlikle Yunanlılar değil. Bunlara Rum çetelerinin yanında Ermeni çeteleri de katılmış ve pek çok köyün harap olmasında büyük bir rol oynamışlardır. Videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. İnternette bu soykırımdan, bu katliamdan sağ kalmayı başarmış olan bazı insanların verdikleri ifadeler var. İnternette YouTube'da gösterirsem hesabımın banlanacağı görseller var. İnternette, arşivlerde daha çok fazla kaynak var. İstediğiniz gibi ulaşabilirsiniz. Fakat bizim ülkemizde insanlar pek tarih okumuyor. Tarihlerini bilmiyorlar. Bizim milletimiz kendi tarihini bilmiyor ve bunun cezası olarak da Yunanlılar, Ermeniler falanlar filanlar kendi yaptıkları katliamları, kendi yaptıkları soykırımları Türkler bizi katletti, Türkler bize böyle yaptı, Türkler bize şöyle yaptı diyerek sunuyorlar. Bu yüzden bizim tarihimizi iyi bilmemiz gerekiyor. Dediğim gibi videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Kendinizi araştırarak bunlara ulaşabilirsiniz. Belki içinizde bir merak uyandırmışımdır tarihe karşın. Ne mutlu bana. Videoyu beğendiyseniz yani yaptığım, verdiğim emekten hoşnutsanız lütfen bir like atın, abone olun. Beni çok mutlu eder açıkçası. Elimden geldiğince Türklere karşı yapılan soykırımları ve Türk tarihini biraz daha anlatmaya devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Hasan Hüseyin Bozuk. Hoşça kalın.